İmam Ahmed bin Hanbel'de rivayet edilen bir uzun hadisle bitirmek istiyorum kardeşlerim. Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor kardeşler. Tebük günüydü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve ordu geri dönüyordu. Baktım ki diyor Resulullah aleyhissalatü vesselam tek başına. Hemen diyor yanına koştum. Dedim ki ya Resulallah beni cennete ulaştıracak bir amel söyler misin? Yalnız görmüş peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den böyle bir talepte bulunuyor. Diyor ki ey Muaz bana zor ama kendisine kolaylaştırılanlar için kolay olan bir şeyi söyledin. Zor ama Allah'ın nimet verdiklerine kolaylaştırdığı bir şeyi sordun. Der ki farz olan namazı kılar, farz olan zekatı verir, Allah'a da diyor şirk koşmadan kavuşursun. Bu sözleri söyledikten sonra Allah Resulü şöyle der. Sana bu işin temelini, direklerini ve zirvesini, hani diyelim ki kubbesini veya çatısını söyleyeyim mi? Peygamber aleyhisselam bize bir ev çizdi değil mi? Temeli, direkleri ve çatısı. Diyor ki temeli İslam'dır. Müslüman olan diyor kurtulmuştur. Temeli İslam'dır. Direkler nedir? Direkler diyor namazdır. Tepe ve çatı nedir? Cihattır diyor. Sonra diyor bir müddet sustu sonra şöyle devam etti. Sana bunların diyor kapısını söyleyeyim mi? Yani evin kapısını ve penceresinden sana haber vereyim mi? Diyor ki oruç kalkandır. Sadaka ve gece namazı günahların affına vesile olan bir ameldir der. Sonra yine susar Resulullah Aleyhisselam. Ona Secde suresinin 16. ayetini okur. Yani onlar yani müminler Allah'tan korkanlar korkarak ve ümit ederek Rablerine ibadet etmek için yataklarından kalkarlar. Ne zaman? Gece yarılarında. Gecenin 1/3'ünde Allah'ın rahmetinin, mağfiretinin, bütün lütfunun ve kereminin yeryüzüne indiği bir saatte. Kendilerine de vermiş olduğumuz nimetlerden de harcarlar ayetini okudu. Sonra diyor karşıdan diyor bir adam geliyordu diyor. Yani ben peygamberi oyalamasın diye peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den daha bir şeyler öğrenmek istiyor. Bu sefer peygamber diyor ki kendisiyle bütün hepsini diyor kuşatacak. Bütün hepsine kavuşacağım bir şeyi sana söyleyeyim mi? Dikkat edin temeli, direkleri ve çatısını, kapısına ve penceresine kadar bütün hepsini kuşatacak. Sana bunları kazandıracak ve kaybetmekten koruyacak bir şeyi söyleyeyim mi? Muaz acele ediyor. Adamla meşgul olmamak için. Peygamber dilini gösterir. Dil. Muaz der ki ya Resulallah bizler konuştuklarımızın der hesabını der Allah'a verecek miyiz? Bakın peygamber diyor ki ey Muaz annen sensiz kalsın. Yani annen seni yitirsin. Arapların kendi aralarında kızdıklarında kullandıkları bir kelime. Değilse beddua kabilinde bir söz değil. Der ki insanları burunları üzerine. Başka bir hadiste yüzleri üzerine diye geçiyor. Çalan şey dillerinden çıkandan başkası değildir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanları cehenneme sokan elindeki bu kadar nimeti değeri ellerinden alan neymiş kardeşler? Dilmiş. Allah-u Teala bu dile sahip olmayı, malik olmayı, kontrolümüz altında tutmayı bize nasip etsin. Hani geçmiş derslerimizde de hatırlattığımız her zamanki bir hadis vardı bu konuyla alakalı. İnsan diyor sabaha kalktığında insanın bütün azaları ne yaparmış biliyor musunuz? Dile seslenirlermiş diyor Resulullah Aleyhisselam. Ey dil bugün bizim için diyor dikkatli ol. Yani dil bugün eğer hayrı söylerse, hayrı konuşursa, hayır olanı anlatırsa, hayır olanı paylaşırsa bundan bütün azalar faydalanacaktır. Ama dil o gün şerri söylerse, şer olanı anlatırsa, haram olanı konuşursa bundan sadece dil etkilenmez. Bütün azalar etkilenecektir. O yüzden Allah-u Teala dillerimize malik olup cennetin nimetlerini, İslam'ın temelini, direklerini ve zirvesini yaşamayı bizlere nasip etsin.